Turhan Bozkurt ile Ekonomik Programı'ndan hepinize merhaba. Bugün 7 Mart 2022 Pazartesi. Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya karşı petrol ambargosu tartışmasının ismi yetti. Petrol fiyatları rekor kırdı. Bu akşam gece yarısından itibaren motorine 1 lira 44 kuruş, benzine 57 kuruş zam gelecek. Bitmedi. Yarın gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 2 lira 35 kuruş, hatta 2 lira 50 kuruş olabileceği söyleniyor. Benzine de 1 liradan fazla ilave zam gelecek. Zamların akabinde çarşamba günden itibaren motorun Türkiye'de 23 lirayı aşmış olacak. Hem akaryakıt üzerinde bu ilk etkilerini görüyoruz savaşın, hem de altında, petrolde, buğdayda, doğalgazda, bütün emtiada rekor üstüne rekor kırılıyor. Doğalgaz fiyatları Avrupa'da 1 megawatt saat elektrik enerjisi için gerekli doğalgazın tutarı bugün 300 euroyu aştı. Daha 2 hafta evvel 100 euronun altındaki bir fiyattan bahsediyoruz. Buğdayın fiyatı, ton fiyatı yurt dışı piyasalarda 500 dolara yaklaştı. Yine en çok hafta sonu tartışılan ve görüntüleri de hepimizi derinden üzen yağ izdihamı şeklindeki görüntülerden de takip ettiğimiz yağ stoklarındaki kriz ve yağ fiyatlarındaki artış da devam ediyor. Yağın tonu, bitkisel dökme yağın tonu 1400-1500 dolar seviyesinden 2000 doların üzerine çıktı ki Rusya, Ukrayna bu konuda iki önemli ülke, hem buğdayda hem Mısır'da hem de bitkisel yağda çok kritik günlere girildi. Sadece Türkiye'yi değil, Avrupa'yı da önümüzdeki aylarda bu savaş barışla sonuçlanmazsa yağ krizi bekliyor. Akaryakıt zamları gece yarısından itibaren geçerli olacak. Diğer tarafta savaşın alt üst ettiği hesaplardan biri de hükümetin yaz aylarında beklediği turizm gelirleri ve buna bağlı olarak kurda düşüş planları. Bunlar da alt üst oldu. Bunu nereden anlıyoruz? Resmi gazetede Merkez Bankası'nın tebliği yayınlandı. 7 Mart 2022 tarihli resmi gazetede iki kritik karar var. O kararı hızlıca size özetleyeceğim. Ondan sonra bugünkü olup bitenlerden hareketle dolar, euro, altında bizi ne bekliyor? Onları aktaracağım. Şirketler yine dövize dönmesin hamlesi diye özetleyebiliriz Merkez Bankası'nın resmi gazetede yayınlanan tebliğini. Kur korumalı mevduatta iki önemli değişikliğe gitti. 3 ay vade ile şirketler de hesap açabilecek. Aslında 11 Ocak'ta şirketler dahil edilmişti. Bu 23 Aralık 2021'de başlayan döviz endeksi mevduat ya da kur korumalı mevduatta şirketlerin 6 ay vadeye itirazı vardı. Şimdi Haziran ayında bu vadeler dolacak. Bu vade bitmeden evvel Merkez Bankası şimdiden şirketlere gelin. Bakın 21 Mart'tan itibaren yeni vadelerde siz de isterseniz kur korumalı mevduata geçebilirsiniz mesajı verdi. Artık ilk vade dilimi 6 ay olarak belirlenen bu düzenlemede 3 aylık şirketlerde, şahıslar gibi 3'er aylık vadelerde hesap açabilecek. Sebebi, savaş sebebiyle turizm gelirlerinin tahminlerin altında kalacağına dair endişeler. Çünkü dövizden dönen kur korumalı mevduatı uzatma imkanı şimdiden getirilmeseydi 3 aylık vergi döneminde bu avantajlar, şirketlerin kurumlar vergisi istisnası avantajları ellerinden kalkacaktı. Dolayısıyla şirketleri bu vergi istisnası açısından rahatlatıcı bir karar alındı. Uzatma hakkı kendi içinde tutarlı bir karar. Teşvikler hesap, bir de ikinci karar, yani şirketlere bu 3 aylık hakkı, 3'er aylık vade hakkı tanınmasının yanı sıra çok tartışılıyordu. 21 Aralık'ta ilk defa girenler tek sefer faydalanacak. Dolayısıyla başka faydalanamayacak. %15 stopaj teşviğinin sıfıra indirilmesi, %14 nema artı kur farkı varsa vade başlangıcı ile bitişi arasında, bu kur farkından bir sefer faydalanacak deniliyordu. Ben bunun hayır, bunun uygulamanın özüne aykırı olduğunu, her seferinde faydalanabileceğin bir sınırlama hükmü olmadıkça böyle bir değerlendirmenin doğru olmadığını ifade etmiştim. Tebliğ buna açıklık getirdi. Artık teşvikler
Her seferinde, her vade bitiminde yenilenen kur korumalı mevduat ya da döviz endeksli mevduat diye bilinen bu hesaplar için geçerli olacak. Dolayısıyla vade sonunda yenileme imkanı sağlanmış oldu. Farklı tarihlerde bu hesapları açanlara ilk açılıştaki teşvikler yenilenen hesaplar için geçerli olacak. Şimdi bu resmi gazetedeki tebliğin de ekrana küpürünü getirelim. Orada ayrıntıları görebilirsiniz. Bakın tüzel kişiler dediğimiz şirketler artık en yüksek meblağlı dövizi onlar getirmişti şu ana kadar yeni hesaplara. İster döviz endeksi mevduattan bozulup buraya TL kuru korumalı hesaplara geçiş, ister TL mevduatı buraya getirme şeklinde, ama şirketler dediğim gibi 6 aylık vadeyi uzun görüyorlardı ki hep tavsiye ettim, sakın 6 aylık yıllık açmayın, 12 aylık açmayın. 3'er aylık vadelerle bu hesaplara geçin tercih edecekseniz de demiştim. Çünkü hem dövizdeki hareketi görmeniz, hem dünyada bakın 6 aylık bağlasaydınız Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini nereden bilecektik değil mi? 24 Şubat'ta işgal başladı. İşgalde artık neredeyse 2 hafta geride kalacak. Şimdi böyle bir ortamda dünyada bazı kavramların da değiştiğini görüyoruz. İhkaka hak dönemi, yani herkesin kendi hukukunu, kendi hakkını kendisi alması ve savaşı tek çözüm görmesi gibi bir döneme girildi ki böyle bir budalalarla, böyle budalaların dünyayı idare ettiğini, despotların liderlik yaptığını görüyoruz. Savaş görmüş nesillerin ve liderlerin dönemi kapanırken topyekün savaşın hafızası kaybolmaya başladı. Çünkü insanlar neden acı çekmişse onu unutmazlar ve ona karşı çareler üretirler. Çareler bulmaya çalışırlar. Bizden evvelki nesiller 2. Cihan Savaşı'nın, 2. Dünya Savaşı'nın tahribatını bildikleri için savaştan imtina etmeye çalıştılar ve gücü kullananları sınırlayan pek çok ulusal ve uluslararası mekanizma inşa ettiler. Bizim kuşağımız bunların hepsini tek tek yıkıyor. İşte en son Amerika Birleşik Devletleri 2020 yılında Açık Semalar Anlaşması'ndan çekildi. Yine orta menzilli balistik füzeler, nükleer füzelerle ilgili anlaşmalardan Trump döneminde Amerika çekildi, sonra Rusya çekildi. Dolayısıyla Almanya gibi silahlanma ve savunma harcamalarına imtina ile yaklaşan Avrupa Birliği'nin lider ülkesi bile sadece bu sene 2022 bütçesinden 100 milyar euroyu ordusu için harcayacak. Yani dünyada bu kadar gelir adaletsizliğinin, açlığın, sefaletin olduğu bir dönemde maalesef bu paralar tekrar bu savaş tamtamlarını çalan ve silah tekellerini tüccarlarının işine gelen bu alanlara maalesef paralar aktarılacak. Tabii bu Rusya'ya karşı, işgale karşı dünyada da hem Swift yasağı hem de şirketlerin o ülkelerdeki faaliyetlerini askıya alması gibi bir ekonomik kuşatma da var. Rusya ile ticari ilişkilerine son veren markalarda dikkat ederseniz Zara'dan otomotiv devlerine kadar, petrol şirketlerinden BP'den Shell'e kadar, Eni'ye kadar, diğer tarafta da çok daha kritik bir karar geldi. Mastercard ve Visa kredi kartlarının bir anlamda merkez bankası kabul edilir bu iki marka. Bunlar Rusya'da Rus bankaları tarafından verilen kartların geçerliliğini askıya aldı, operasyonlarını durdurdu. Bu kartlar yurt dışında da geçerli olmayacak. Yani Türkiye'deki herhangi bir bankada da veya post cihazında da Rusya'dan alınan bir Rus turistin, bir Rus iş adamının aldığı kredi kartı, Visa ve Master kredi kartları geçerli olmayacak. Tabii Rusya bunu denmek için Çinli Pay Union diye bir ödeme şirketi var. Union Pay diye bir şirket var. Bununla müşterek rozetli bir kart, Visa Mastercard'da olduğu gibi Rus bankaları böyle bir kart çıkarmaya çalışıyor. Rusya'nın en büyük bankası Sberbank bu adımı attı. Ama gelin görün ki Rusya mevcut bu krizi, savaş devam ettiği müddetçe ekonomik açıdan Rusya da bedel ödeyecek. İşte Rusya'nın CDS dediğimiz kredi temerrüt takası, iflas kaskosu 1600'ün üzerine çıktı. Cuma günü de paylaşmıştım. Şimdi bugün bizde ise bizim CDS'imizde Investing.com'da 600 civarında görünüyor. Ama gerçekte
Bloomberg'daki kredi temerrüt takasımız, iflas kaskomuz 700'ün üzerini gördü bugün. 712 seviyesini gördü. Yani biz borçlanma için ödediğimiz %7-7,5 döviz faizinin dışında bir de iflas kaskosu olarak bu şirketlere, bu sigortayı yapan şirketlere %6,5-7 kasko bedeli, iflas kasko bedeli ödüyoruz. Böyle bir maliyetin altından kalkılması mümkün değildir. Bu arada Rusya bugün dost olmayan, dostane olmayan ülkeler listesini güncelledi. Listeye Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği üyesi ülkelerini, İsviçre'yi, Avustralya'yı, Avusturya'yı, Singapur'u, Japonya'yı, Güney Kore'yi ekledi. Türkiye'li bu listede yok. Bu listedeki ülkelere Rus vatandaşlarının, Rus şirketlerinin borçlarını ruble olarak ödemelerine izin veriyorum dedi Rusya. Dolayısıyla aslında işte CDS'i tekrar görüyorsunuz, 5 yıllık kredi temerrüt takası primi çok yükseldi. Rusya ruble ile ödeyeceksiniz derken ben dolar, euro ya da altınla ya da Japon yeniyle bunu ödemenize izin vermiyorum dedi. Aslında piyasalarda artık Rusya'nın temerrüde düşme, moratorium ilan etme riskinin %70'e kadar geldiğini gösteriyor bu gelişmeler. Türkiye'de maalesef adım adım sanki savaşa girmiş gibi Rusya ile Ukrayna savaşıyor. Türkiye en fazla risk primi artan ülkelerin başında geliyor. 600-700'ü geçtik. Biz de 1000'in üzerine çıkarsak zaten ne doları tutabiliriz, ne euroyu tutabiliriz, ne de faizleri tutabiliriz. Bu açıdan bu savaş döneminin geldiği bir ortamda borsa ile ilgili dolar, altın ve euro grafiğine geçmeden önce borsa ile ilgili bu bugünkü petrol fiyatlarındaki artışın, kömür örneğin kömür fiyatları da kömürün ton fiyatında 400 doların üzerine geçen kontratlar oldu. Ama 100, 120, 150 doları geçer mi derken şimdi 500 dolar olur mu korkusu var kömürde. Şimdi bu kömürün artması örneğin Erdemir, Ereğli Demir Çelik ve Karabük Demir Çelik gibi çelik sanayini derinden etkileyecek. Dolayısıyla bu hisselerde değer kaybını artırabilir bu kömür fiyatlarındaki artış. Altındaki artış koza şirketlerini borsada, altın madeni şirketlerini olumlu etkileyecek. Petrol fiyatında yükseliş, Tüpraş ve Petkim'de özellikle nafta fiyatındaki artış Petkim'de maliyet artışı anlamına geliyor ve hisse üzerinde satış baskısı oluşturacak. En önemlisi yakıt maliyeti, maliyetlerin içerisinde çok yüksek paya sahip olan Türk Hava Yolları, Pegasus gibi havacılık şirketlerini ve bunlara yer hizmeti sağlayan TAV gibi, Çelebi gibi şirketleri maalesef bu hem Rusya-Ukrayna savaşı ve turizmdeki kayıplar, işte oradan 4-5 milyar dolar en azından bugünkü haliyle bir kayıp bekleniyor ve bu da zaten yazın döviz girişi azalacak diye kur korumalı mevduattan aman aman çok fazla dövize dönme olmasın. Burada da şirketler en az şu ana kadarki 40 milyar doların 20-25 milyar doları şeyden geldi, şirketlerden geldi. Burada tekrar dövize dönmesinler diye hemen vadeler kısaltıldı, 6 aydan 3'e indirildi ve teşvikler her seferinde vade bitiminde geçerli olacak dendi. Çünkü yaz aylarında o nakit sıcak döviz girişiyle kurdaki düşüş beklentisi maalesef değişti. Bu da zaten dolarda, euroda fiyatlara yansıyor. Buğday fiyatlarındaki artış da dediğim gibi orada da 400 dolar seviyesi de geçildi tonunda. Ülker bisküvi örneğin olumsuz etkileyecek bir fiyat. Ulusoy unu kısa vadede olumlu etkileyebilir ama söke unu sonrasında düşüşleri beraberinde getirecektir. Gübre, ham madde fiyatları petrolle eşdeğer neredeyse. Dolayısıyla gübre fabrikaları ve yine Bağfaş'ın fiyatlarında da, hisse fiyatlarında da görünüm olumsuz maalesef. Euro-dolar paritesindeki düşüş Avrupa bazlı gelirleri yüksek olan beyaz eşya ve oto şirketleri. Ford, Otosan, Tofaş, Arçelik, Vestel, beyaz eşya, Vestel gibi hisseler üzerinde de baskıyı artıracaktır. Şimdi dolayısıyla Rusya'ya bir enerji ithalatı ya da ihracatı ile ilgili bir yasak getirilirse günlük 5 milyon varillik bir kapasitenin, üretimin, arzın piyasadan çekildiğini düşünelim. 100 milyonluk bir pazarda, petrol piyasasında bu çok önemli bir rakam ve bunu ikame etmek öyle kolay değil. Dolayısıyla
küresel ekonomiyi yeni bir krize sürükleyebilir. Ben bu petrol ambargosuna Almanya'nın karşı çıktığına dair bilgiyi Twitter'da paylaştım. Muhtemelen buna karar almayacaklar. Belki bir sınırlandırma getirebilirler. Varil veya tonaj olarak bir sınırlandırma getirilebilir ama tamamen yasaklamak dünyada bugünkü 122 dolar civarına gerilese de 139 dolara kadar varil çıktı bugün. 150 ve 160 dolar işaret etmiştim Cuma günü. Şu anda bugün itibariyle 200 dolar konuşulmaya başlandı ki finansal bir kıyamet kopar. Dünya ekonomisi 200 dolarlık bir petrol fiyatını kaldırmaz. İşte yağ fiyatlarında bile 2-3 gündür nasıl bir kıtlık korkusunun insanları marketlere sürüklediğini görüyoruz. Kıtlık korkusu insanlık tarihi kadar eski bir korkudur. Hafife alınmamalı. Hükümetin Hazine ve Maliye Bakanı ve Tarım Bakanı açıklama yaptı. Temmuz'a kadar stoklarımız yeterli diyor ama bu stokların bizzat Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükelvacıgil'in Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ve Ticaret Bakanlığı'na yazdığı resmi antetli imzalı, ıslak imzalı mektupta belirtilen stoklarla çeliştiğini görüyoruz. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği market rafları dahil elimizde en fazla 30-35 günlük stok kaldı diyor. İkisinden biri yalan söylüyor. Dolayısıyla bunun bertaraf edilmesi lazım. Vatandaşın doğru bilgilendirilmesi lazım. Öyle tweet attı diye insanlara soruşturma açarak bu krizi çözemezsiniz. Türkiye tarımda, enerjide dışa bağımlı olmanın bedelini dün ödediği gibi yarın daha pahalıya ödemeye devam ediyor ne yazık ki. Gelelim şu dolar euro altında hızlıca toparlayalım. Dolarda 14.25 üzerinde kaldığı, kapanışta 14.25 üzerinde kaldığı her gün 15.45 hedefine kilitleneceğini belirtmiştim Cuma günü. İşte bakın bugün 15, 14.38, 14.39, 14.40'tan satışlar geldi. 14.40 üzerine gitmesine 14.40 üzerinde satışlar gelse de dolar aslında 14.25 üzerinde 14.60'ı fiyatlıyor şu anda. Dolayısıyla 14.47, 14.51, 14.60 seviyelerini takip edeceğiz. Muhtemelen haftaya Fed faizi 25 bas puan artıracak. Biz de bir gün sonra Merkez Bankası %14'te sabit tutacak. İndirimde faiz artışında şimdilik unutacağız. Böyle bir beklenti içinde ben en azından böyle bir beklenti içinde değilim. Faiz artışı beklemiyorum. Hükümetin mevcut tavrı sebebiyle. Şimdi dolardaki bu seyri bunun altını çizdikten sonra bakın 14.60 seviyesi geçildikten sonra şu anda 14.50 duvarının da yıkıldığını göreceğiz. 14.50 duvarı da yarın ya da öbür gün bu herhangi bir barış haberi gelmedikten sonra cepheden yıkılacak. Euro'da 15.60 seviyesinde 15.46 15.71 arasında orada 15.35 tip 15.77 zirve ama 15.90 kritik. Buralarda hem 14.60 dolarda 15.90 euroda satışların hızlanabileceği bir seviye. Euro dolar paritesi belirttiğim gibi inmeye devam ediyor. Eğer Avrupa'da bu petrol ambargosu başlarsa Avrupa ekonomisi yerle bir olur. Yani Almanya başta olmak üzere sanayi tamamen durur. Elektrik kesintileri başlar ve Euro'da 1.04'ün altı bile gelebilir ki 1.08 daha faiz kararı gelmeden buraya geldik. 1.08 seviyesinde 1.07 desteğinde tutunamazsa 1.04'e kadar inecek. Dolar endeksi de 98.94, 99.27 seviyesi geçilirse 101'i fiyatlayacak piyasa dolar endeksi de doların. Euro, dolar, sterlin ve Japon yeni gibi para birimleri karşısındaki değerini gösteren endekste. Dolayısıyla Euro'da, dolarda yön yukarı ama kur korumalı mevduat, döviz endeksi mevduat ve arka kapı satışlarıyla bu durdurulmaya çalışılıyor. 3 aydır bir yerde tutuldu ama görüyoruz ki savaş hesapta olmayan bu savaş bütün dengeleri değiştirdi. BOTAŞ başta olmak üzere 2 ayda kamu iktisadi teşebbüslerine, kitlere, Merkez Bankası'nın sattığı döviz tutarı 10 milyar dolara yaklaştı. Sadece Şubat ayında 4,5 milyar dolarlık satış var. Ama bunun hangi kuruma, hangi kur üzerinden satıldığını bilmiyoruz. Dolayısıyla piyasada şeffaflık hak getire. Sterlin 18.92, 18.83, 19.01 arasında gitti geldi. Bakın Euro'da 15.90'ı, dolarda
14.60'ı, Sterlin'e de 19'u size kırmızı çizgi olarak altını çizmiştik kırmızı çizgiyle ve bunun artık bu eşiklere doğru bunların test edildiğini görüyoruz. Euro dolar, Sterlin dolar paritesinde 1.28'e dikkat demiştim. 1.30'un altına inilebilir her an. Altın 1984 dolara geriledi ancak 1961-2002 arasında gitti. Geldi ki 2000 eşiği çok kritikti. 2010 doları görürse o sapanla 2074 dolar rekorunu 2020 yılında kırdı. O rekoru kıracak. Bu sefer o rekoru kırmadan geriye dönmeyecek. Burada Rusya'nın elindeki 130-140 milyar dolarlık altın rezervi Rusya'yı rahatlatmasın, oturduğu stoktan kazanmasın diye burada yer yer frenliyorlar ama piyasalarda gerçekten tansiyon çok yüksek, alev alev yanıyor. Emtia dediğim gibi aldı başını gidiyor. Bu şartlarda altında yön yukarı, geriye çekilmelerde 1875 destek, yukarıda da 2010'dan sonra 2019 ve 2035 dolar kritik eşikler. 24 ayar 914 lirada, artık 935-950'yi fiyatlıyoruz. Gümüş 25-37, onsu 27-50 geçilirse 30 dolar rekoru da orada, en azından eşiği geçilecek. Ve biz gerçekten önümüzdeki günlerde Putin'in iki dudağı arasında, ne yazık ki bugün Kremlin Sarayı sözcüsünün açıkladığı savaşın durdurulması ile ilgili ateşkes şartları kabul edilebilir değil. NATO'ya, Avrupa Birliği'ne, herhangi bir pakta, bloğa girmeyeceğini taahhüt etmeli Ukrayna. Ordu dağıtılmalı, silahsızlandırılmalı ve Donbas'taki iki özerk cumhuriyetin bağımsızlığını tanımalı. Kırım'ı Rusya toprağı olarak tanımalı. Zaten Ukrayna bunları tanımadığı için işgale maruz kaldı. Bu üçüncü tur görüşmeleri bugün devam ediyor ama bir şey yok, mutabakat yok. Perşembe günü Rusya Dışişleri Bakanı ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Antalya'da bir araya gelecek. İlginç bir zirve. Ondan bir gün önce de İsrail Cumhurbaşkanı 2003 yılından sonraki en üst düzey seviyeli katılım olacak, ziyaret olacak Türkiye'ye. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafiri olarak Türkiye'de bulunacak. Diplomasi de hareketli ama ne yazık ki cepheden de Kiev'in kuşatıldığına dair maalesef trajik görüntüler gelmeye devam ediyor. Biz programı Roma İmparatoru'nun bir sözüyle, Caligula'nın bir sözüyle bitirelim. Caligula General Pyrrhus'u idam ettirmek ister ancak bunun için bahane bulamaz. General dürüst bir askerdir. Bunun üzerine Caligula ona şöyle der: sen dürüst bir adamsın Pyrrhus. Bu yüzden gerçek bir Romalı olamazsın. Seni vatana ihanetten tutukluyorum. Olup bitenleri bu gözle de değerlendirmekte fayda var. Verdiğiniz destek için hepinize çok teşekkür ederim. Abone olmayanların abone olmalarını rica ediyorum. Beğenmeyi, paylaşmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bana videonun hemen altındaki katıl butonuna tıklayarak ve Patreon üzerinden desteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Çarşamba akşamı yine aynı saatte karşınızda olmak ümidiyle. Hoşça kalın.